Merhaba sevgili gençler, Yedi Meşaleciler topluluğunda Kenan Hulusi Koray'la devam ediyoruz. Kenan Hulusi Koray önemli bir hikaye yazarıdır. Siz genellikle 11. sınıfta Kenan Hulusi Koray'ı o şekilde tanıdınız. Şimdi 12. sınıfta da karşınıza Yedi Meşaleciler topluluğuyla çıktı. Sanatçınızın anahtar kelimelerini hemen bakalım isterseniz. Kenan Hulusi Koray dediğim gibi saf şiir anlayışında Yedi Meşaleciler topluluğunun önemli bir ismidir, önemli bir sanatçısıdır. Yalnız karşınıza şu şekilde çıkacaktır. Topluluğun düz yazı yazarıdır. Yani Yedi Meşalecilerin diğer sanatçıları içinde tek nasir yani düz yazı yazarı olarak tanınmış. Şair arkadaşlarının şiirde yapmak istediklerini o hikayede yapmak istemiştir. Bu yönüyle karşınıza çıkar düz yazı yazarı olması bizim için önemlidir. Hangi tarzda yazmıştır bu hikayelerini? Korku hikayeleri yazmıştır. Özellikle Bahar Hikayeleri adlı bir eseri var. Bahar Hikayeleri isimli kitabında bazı öykülerinde korku ve esrar temasını çok fazla işlemiştir. Bu bizim aklımızda tabii ki nasıl kalıyor? Kenan Hulusi Koray derken bakın zaten soy isminde de kor kelimesi var. Bu kor kelimesi korku kelimesini aklımıza getirecektir. Şimdi eğer biz korkuyorsak ne yaparız? Hemen bizim yakınımızdaki insanlar der ki aman hadi bir yudum su iç de geçsin derler. Damağımızı kaldırırlar falan. Hani bu şeyleri yaparız genellikle korktuğumuzda. Hemen Bir Yudum Su isimli hikayesi korku hikayelerinden yola çıkarak, korktuğumuzda su içmemizden yola çıkarak aklımızda kalabilir. Daha sonra mesela of çok korktum, aman Allah'ım çok korktum diyebilirsiniz. Osmanoflar isimli romanı aklınıza geçecektir. İşte ne bileyim çocuğumuz çok korkabilir, ona bir yudum su veririz. Daha sonra deriz ki gel öpeyim de korkma deriz. Son Öpüş isimli hikaye kitabı aklınıza gelecektir. Bir otelde 7 kişi düşünün, böyle karanlık, terk edilmiş bir otel olsun. Çok korku verir. Hani korku filmlerinde genellikle böyle ne bileyim kahramanlar yalnız kalırlar ya. Şimdi böyle ben hayal ediyorum, siz de hayal edebilirsiniz. Böyle korku uyandırır genellikle terk edilmiş evler, binalar veya oteller. Bir otelde 7 kişi bu şekilde belki yine korku hikayeleri şifresinden yola çıkarak aklınızda kalabilir. Bahar hikayeleri de aman hayatımın baharında çok korktum diyerekten de aklınızda kalabilir. Zaten sanatçıyı verirken emin olun bu hikayeleri verecekler, korku hikayeleri verecekler. Bir Yudum Su, Son Öpüş, roman olarak da Osmanofları çok vereceklerdir. Kenan Hulusi Koray, Koray'dan korku şifresini hatırladığınızda zaten eserlerini de hatırlamış olacaksınız diye düşünüyorum. Başka bir sanatçımızla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.